ModernRoket.com'dan herkese selamlar. Bu kanalda roket aviyonik sistemleri ve yazılımı konularında sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. Öncelikle bu videoda aviyonik sistem hakkında kısa bir bilgilendirme yapacağım. İlerleyen videolarda aviyonik sistemin sıfırdan tasarımını, üretimini, sensörlerin detaylı açıklanması gibi bu gibi konuları detaylıca hep beraber inceleyeceğiz. Bu videolar sıfırdan aviyonik öğrenmek isteyenler için hazırlanmaktadır. Video serisinin sonunda hepimizin yani bu videoyu izleyen herkesin kendi aviyonik sistemini tasarlayıp üretebilmesi, kendi yazılımını yapabilmesi hedeflenmektedir. Ve en önemlisi bunları bakarak değil, mantığını kavrayarak yapmaktır. O yüzden bu videoda bahsedeceğimiz konular temel model roket aviyoniği hakkında bilgilendirmeler olup diğer videolarda konu konu detaylı anlatım yapılacaktır. Aviyonik havacılık elektroniği anlamına gelmektedir. Bildiğiniz üzere günümüzde hava araçlarında aviyonik sisteme ait çok fazla sistem mevcuttur. Haberleşme, seyri sefer, gösterge kayıt kontrol gibi sistemler bunların hepsi birer aviyonik sisteme örnektir. Peki modern roketlere gelecek olursak modern roketlerde de aviyonik sistemler mevcuttur. Tabii ki küçük çaplı hobi maksatlı olup herhangi bir görevi olmadan uçurulan roketlerden bahsetmiyoruz. Bahsettiğimiz roketlerde haberleşme, veri toplama, kurtarma gibi görevlerin olması gerekiyor. Roketimizin bu tarz görevleri mevcutsa haliyle roketimiz verilen görevi yerine getirmek için bir aviyonik sisteme ihtiyaç duyacaktır. Yani roketimizde aviyonik parçaları, aviyonik sistemi kullanmamızın sebebi roketimizin verilen görevleri yerine getirmesini sağlamaktır. Ayrıca roketin görevlerine göre aviyonik sistemlerde de değişiklik olacaktır. Örneğin iki farklı roket düşünelim. Birinci rokette kurtarma görevi mevcut, yani roketimizin yere sağlam bir şekilde inmesi isteniyor. Bu paraşüt yardımıyla sağlanabilir. Diğer roketimizde ise hem kurtarma görevi mevcut, hem yere indiğinde kendi konumunu yerdeki istasyona gönderecek bir haberleşme sistemi isteniyor. Şimdi burada iki görev için farklı avionik sistemler kullanmamız gerekiyor haliyle, çünkü iki farklı görev mevcut. Bu e, kurtarma sistemimizi tetikleyecek sensörü, biz basın sensörü olarak belirleyelim. Yani basın sensörü kullanarak kurtarma sistemimizi aktifleştirdiğimizi düşünelim. Kurtarma görevi için yalnızca basın sensörüne ve buna uygun yazılıma ihtiyacımız var. Peki konum bildirme görevi olan roketimizde ne yapacağız? Konum bildirme görevi olan ayrıca birinci roket gibi kurtarma görevi olan e, roketimizde ise... ...hem GPS sensörü hem basın sensörü hem haberleşme için telemetri modülü ve bu haberleşmeyi sağlayacak anten, bunun gibi araçlara ve yazılıma ihtiyacımız var. Yani iki farklı roket, iki farklı görev ve farklı aviyonik sistemler. Bu yüzden gerek tasarım yaparken, gerek hazır bir sistem satın alırken bizim ilk göz önüne bulunduracağımız şey bu olması gerekiyor. Yani bize verilen görevler nedir? Bu soruyu sorduğumuz zaman biz roketimizin aviyonik sistemini tasarlamak için veyahut da hazır bir sistem satın almak için ilk aşamayı geçmiş bulunmaktayız. Biz ülkemizde model roket etkinliği kapsamında yapılan Teknofest roket yarışmasında verilen temel görevleri baz alarak tasarım ve üretim yapacağız. Bir sonraki videoda aviyonik sistem tasarımından bahsedeceğiz ve beraber bir aviyonik sistem tasarımı yapacağız. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.